Sevgi Hanım Ankara Çubuk'tan geldi. O da kızı Duygu'yu, nerede Duygu, nerede Duygu diyordu. Aslında nerede olduğunu biliyormuş da ikna edip döndüremiyormuş. Biz ikna ettik, buraya getirdik. Sevgi, gelir misin lütfen? Nasılsın bugün? Bir uyudum Didem Hanım. Ha, uyudun. Oh, şükürler olsun. Gerçekten var. Uyudun mu? Uyudum. Rahat rahat. Geç bakalım. Nereye alalım? Aslında karşıya alayım. Gel. Karşıya oturmak istiyorum Didem Hanım. Tamam. Sen şimdilik oraya otur. Sen oraya otur şimdilik. Tamam. Gel oraya otur. Karşı karşıya neden? Kızının gözlerine mi bakmak istiyorsun? He. Bugün kızının yanına gittiği Ayşe de canlı yayında olacak. Onunla tamam. Da konuşacağım. Ama sevgicim ya. Sen... Hiç hataların olduğunu düşünüyor musun? Olmuştur Didem Hanım. Hı. Kızım da gitsin doktora, ben de gideyim. Yani tedavi görelim. Öyle diyorum. İyi anne değilsem tedavi görelim ben de. Peki kızın da bir gelsin bakalım. Ona soracaklarım var benim, merak tamam. ettiklerim var. Ben Duygucuğum. Soracaklarım var kızıma. Senin can de mi soracaklarım evet, var? Beraber yani, soralım. Çünkü o şey odada soramadım kızıma. Canlı yayın sizin yanınızda sorayım ki ne kızım doğruları söylesin. Tamam yani. Peki Duygucuğum, gelir misin bir tane? Nasılsın? İyiyim. Nerede oturacaksın? Annenin yanına oturmayacak mısın? Yok, oturmayacağım. Ya karşıya mı geçtin? Ama annenin hediyesini de giymişsin. Hı? O kadar mı öfkelisin annene? Çok öfkeli olsan hırkayı giymezsin. Bence öyle. Nasılsın? İyiyim. Hı? Niye annene bu kadar çok öfkelisin? Yok, öfkeli değilim. Eve dönmeyi düşünüyor musun? Hayır. Hayır. Neden? İstemiyorum ben aileni. Aileni istemiyorsun? Evet. Bu kadın istenmez mi ya? Ben seyirinde olsam onu da alırım. Beraber ev tutarım. Sorularımı sorayım mı Didem'e? Neyi en çok merak ediyorsun? Ya bir beyaz bir arabada. O araba Adem'in arabası. Ben oraya gittim. Adem kim? Adem. Gülcan'ın nişanlısı değil de dost hayatı Gülcan yaşayan. Gülcan abisi. Gülcan'ın abisi mi? Adem. Evet. Kızım yapma etme. Ne Gülcan'ın akrabası oluyor. Yani evden ayrıldıktan sonra yanına gittiğin kızın Gülcan'ın yanında bir erkek var. O erkek de Gülcan'ın sevgilisi diyor ama sen de abisi diyorsun. Evde peki, erkek mi vardı? Gülcan'ın sevgilisi varmış dostum. Gülcan'ın şey değil mi o? Ya Ayşe'den önce Gülcan'ın yanına gidiyorsun, doğru mu? Evet. Gülcan'ın yanına gidiyor. Neyi soracağım bir tanem kızına, ne merak ediyorum. Ya kızım telefonda, telefonu tutamamış Didem Hanım. Yere düşürmüş, bayılır gibi yapmış. O araba Adem'in arabası. Duygu mu? Duygu. Ne diyorsun ya? TikTok'ta. Babana gösterdiler, bana göstermediler. Neyi öğrenmeye çalışıyorsun? Görmedin, nasıl şey yapıyorsun böyle burada söylüyor? Ama babana baban görmüş onu. Tamam. Ya bana baba deme, benim babam yok, tamam mı? Kızım bak, baban çoban. Yani ya babam bin çoban, babam bir bahanesi var ama benim bir bahanem yok değil mi? Babam çoban. Babam sevemez beni, babam bilmiyor beni sevmeyi. Seviyor Duygu, vallahi tamam, çok seviyor beni ama babam. Ama bir tokat vurmuyor tamam, doğrudunuz babam. Vurmadı mı? Vurmuyor ki doğrudunuz, vurmuyor yani. Benim babam gibi çetin değil bak benim, senin baban. Benim babam daha... Tamam, vurmanın şiddeti tamam. mi olur sevgicim ya? Vurmadı. Hafif vurdu, kuvvetli vurdu. Olur mu öyle şey? Elini yani kaldırması problem yani. Sinirli bir insan değildi. O şeyde sinirli bir adam değil mi senin baban? Benim okula başladığım günü anlatsana abi. Okula giderken liseye başladığım günü anlatsana abi. Tamam, liseye başladığın problem oldu ama. Ben korkma liseye başladığım günü ben eve giremedim değil mi? Korkuyorum sürekli, anne ben eve gidemem demedim mi sana? Ama evdeydin. Evdeydin. O arabada ne oldu da o elinden telefonunu düşürdü? Ne arabası anne? Ne arabası? O Adem'in arabasıydı. Çünkü ne arabası oraya ya? Adam gün... kaza yaptı ya. Adam kaza yapalı bayağı bir oluyor. Adam arabayı toparlamaya çalışıyor şu anda ya. Kaza yaptı. Kaza yapmadan ezeli. Ben oraya gittim, arabayı gördüm Duygu. İyi yapmışsın.
Çünkü kaza yaptım. Tamam. Sen haklısın, tamam. Haklısın sen. Kızının hayat tarzıyla ilgili bilgiler mi almaya çalışıyorsun? Evet, dedim onu. Ne yani arabada derken neyi öğrenmeye çalışıyorsun? Kızım ne yani, yapıyor? Arabayı ben de bilmiyorum. Araba hayatını mı öğrenmeye çalışıyorsun? Neyi öğrenmeye çalışıyorsun? Bayılmış. Bayılmışım. Sürekli onu da söylüyor. Bayılmış. Acaba sana bir şey mi yaptılar? Ya benim ağzımı bozduracaksın. Şurada küfür etmek istemiyorum artık. Gerçekten ben seninle çok annene sıkıldım. Annene küfredemezsin bir daha bu şu arada. Şu an çok sıkıldım ben bundan. Ben bu yüzden bu otelde de bugün aynıydı. Sürekli saçma sapan sorular sormaya başladı. Ben o yüzden istemiyorum bunu. Sormak zorundayım kızım. Sor. Çok güzel sorular soruyorsun. Sor. Bir de Melisa'ya ağlamışsın. Benim yaşadığım sence normal mi? Aileyi terk etmem normal mi? Ne yaşadın? Ne yaşadın ki ne bu kadar? Öfkelisin, sinirlisin bana karşı. Bak Duygu giymedim. Vallahi sana ki ya almaya çalıştım. Ya ondan doğurmayacaktın beni, doğurmayacaktın. Yemin ederim sana almaya çalışıyorum. Bak kızım dün konuşamadım bile. Doğurmayacaktın o zaman beni. Beni hayata getirmeyecektin o zaman. Zor bir şey değildi. Getirmeyecektin beni. İşte niye isyan? Niye isyan ediyorsun? Ben ne yaptım sana? Günlerce yerinde kaldığın Ayşe'yi ben çok merak ediyordum. Şu bir Ayşe'yi bir görelim, onunla konuşacağım. Ayşe'yle bir merhaba diyelim, konuşalım bakalım. Ayşe merhaba kızım. Merhaba. Kaç yaşındasın sen Ayşe? Yaşını merak ettim. 24. Birazdan sana soracaklarım var. Sen şu anda tabii. Neredesin? Evde misin? Evet evdeyim. Yalnız mı yaşıyorsun kızım? Evet normalde yalnız yaşıyorum ama şu olaylardan dolayı, atılan iftiralardan dolayı ailem yalnız bırakmadığı için annemin evindeyim. Ha, şu anda annenin evinde kalıyorsun. Evet. Ama siz Duygu'yla beraber ayrı bir evdeydiniz, kaldınız değil mi? Evet. Evet doğrudur. Ne zamandır tanışıyorsunuz Duygu'yla? 3-4 aydır. 3-4 aydır. Evet. Senin yaşın da küçükmüş aslında. Yüzünden anlaşılıyor yaşının. Diğer görüntülerde biraz daha yapılı olduğun için sana soracağım, merak ettiğim çok şey var. Birazdan sana soracağım. Bir anne kızla konuşayım da arkasından sana soracaklarım var. Konuşacağım birazdan seninle ben. Gördüm Ayşe bu. Ne ben biliyorum Ayşe'yi gördüm. Konuştun Ayşe'yle. Konuştum. Sen kızına ne olduğunu anlamıyorsun değil mi? Hı. Hiçbir şey anlayamıyorum. Dayak yedim diyor. Ne oldu, ne geldi başına bilmiyorum. Okula göndermediniz diyor. Sonra okula, gittim ama diyor. Okula ben gönderdim dedim hanım. Ben bir tane kuşbunlu topladım, gündeleye gittim. Gönderdim. Peki bazı görüntüler var açıklayacağım. Başka bilgiler de var açıklayacağım.